Yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha karantin tadbirlari, vaqtincha cheklov choralari albatta butun jamiyat salomatligiga tahdid solayotgan kasallik zanjirini uzish, uning tarqalib ketishini oldini olishga qaratilgan. Biroq ba'zi fuqarolarimiz buni to'g'ri tushunmay, bu cheklovlar, bu qonun qoidalar go'yoki ichki ishlar organlari yoki boshqa huquq tartibot idorasi tomonidan o'ylab topilgandek qabul qilib, hukumat tomonidan e'lon qilingan karantin qoidalariga amal qilishmayapti. Buni talab qilgan xodimlar bilan esa tortishib, ularning qonuniy talablarga bo'ysunmay, qarshilik ko'rsatish hollari uchramoqda. Vobkent tumanida yashovchi 1969-yilda tug'ilgan fuqaro o'z boshqaruvidagi Jiguli rusumli avtomashinada ayol jinsiga mansub 36 yoshli tanishi bilan Shofirkon tumani hududiga kirish joyida tashkil etilgan karantin postidan o'tayotganda shu yerda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilgan. O'g'lim telefon qo'yganiga, shuni shofirning chegaradan olib ketish kerak edi. Çıkan şu alakta maşinlerden çıkıp şofakon çekereye tutuyorlar mı? Tanışın mı? Bir de ona sen bir insan kadınları gelip diyorlar, bana ne olacak kuruyduk sana diye. Dedim, oradan tutuyorlar mı? Koyup git ama. Hücretle var mı dedi, var dedim. İçken kişi dedi. Bir de kadınımı çakırdılar. Bir de kadınımı gidip maşinamın şoförün tümaneye kadar bir bastılar. Sakladım. Ben saklayayım maşinamı dedim. Saklayarken ben bir içeye kaçtım. Kaçtık. Tartıştık. Bir içeye alıp gidiyordum. Ben kalıyım şimdiden şeyim olmam. Paralar, hamiler, sosyal modeller götürüyorum. Yo'l patrul xizmati inspektori haydovchining transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarini taqdim etishini so'ragan. Suhbat jarayonida haydovchining spirtli ichimlik iste'mol qilganligiga shubha qilgan, qolaversa tibbiy niqob taqmasdan karantin qoidalarini buzayotganliklari haqida aytgan xodimni haydovchi nojo'ya so'zlar bilan haqoratlab, uning qonuniy talablarini bajarmagan. Oldiga ichgan çevreyden, kiydiler, ondan hücretlerini sürerdiler. Kim hücretlerini vermediler bir şey. Vermeyim ben dediler. Bir kalitke yapıştılar, maşında oynadılar. Şimdi maşına minip, hayda bir takı bakarı, böyle borup, çekilmesinden kendini düştü. Farklı yerin içine koçtu. Mesela kuralı gülü, bana borup düşürdüm. Bir gün şimdi sayın olmam. Peki, İçkenlikten ne doğru yaparım, ne doğru uygulayacağım. Zırt göreyim hazırlayan, geçirin yanına. Bilmem ki gene geldim, çünkü işte. Spirtli içimlik içken edim diye yotgan ayolning bu gaplari ayollik shaniga dog emasmi? Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54, 183 hamda 194 moddalariga asosan to'plangan ma'muriy ish hujjatlari sud tomonidan ko'rib chiqilib, haydovchiga nisbatan 15 sutka hamda 36 yoshli ayolga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Karantin vaqtida berilgan imkoniyatdan foydalanmay, tinchlikni xush ko'rmaydigan, ular uchun tunu kun xizmatda bo'lgan shifokor va huquq-tartibot idoralari xodimlarining xizmatini qadrlamaydigan odamlar bor ekanki, ko'rinmas dushmanni yengish qiyinlashaveradi. Xulosa o'rinda aytmoqchimiz, hamjihatlik bor joyda unum bor. Xalq va davlat organlari bir tanu bir jon bo'lib bu ishga bel bog'lasa, o'ylaymizki, tez kunda bu baloyi ofatdan qutulamiz.